bu sefer. Biraz konuşsaydık. Buyurun. Neler yapıyorsunuz? Nasıl? İyiyim, iyiyim. Çalışıyorum sürekli. Çok fazla şeyim var. Projelerimiz var. Biraz Covid'den sonra ayağa durmaya çalıştım. İyiyim şu anda. İki ay geçti. Biraz spora başladım öyle. Atlattınız mı? Bir şey kaldı mı acaba? Hani tatlı diyorlar ya. Yok. Yani bir şey kalmadı ama çok da şey kolay atlatmadım söyleyebilirim. Hani o kadar kolay olmadı bende. Ne mesela? Neyi zorladı sizi? Yani birazcık zatürrem oldu. Öyle mi? İşte evet. O yüzden biraz zorlandım ama iyiyim şu anda. Tat koku falan giden. Gelen... Şu anda bir %60 var bende. Yani tamamı yok. Kaybettim. Koku alamıyorsun. Yani az. Az bir şey. Az. Ama gelecek dediler de güveniyoruz. Tatil vardı herhalde, bir Dubai tatili. Yok, Dubai tatili değil. O benim abimin bana hediyesiydi. He. Çünkü ben zor geçirdim Covid'i. O yüzden bana bir sürpriz yaptı. Mirsat. Evet. O yüzden bir gittim 3-4 gün öyle. Orada da çantalarınız bayağı bir haber oldu. Çok pahalı. Herkesin çantası yok mu? Benim sadece var. Yani böyle şey yok. Ben gerçekten çok para kıyafete gerçekten harcamıyorum. Harcayan biri değilim. Aldığım bir şey zaman çok klasik ve küçük bir şeyler alıyorum yani. En çok mesela daha çok işe yatırıyorum. O benim için çok önemli. Yani ayakkabı mı, çanta mı? Yok, çok fazla tutkum yok kıyafete gerçekten. İşe yatırıyorum. Şu anda yayın mineyi büyütüyoruz. Evet, evet. O yüzden onun için çok iyi, çok iyi gidiyor gerçekten. Özellikle Balkanlarda ama Türkiye'de yavaş yavaş marka kaliteyle öne çıkmaya başladı. İstediğiniz seviye geldi mi? İstediğim marka. Seviye, benim istediğim seviye dünyada büyük bir marka olması. O yüzden yani olmadı ama şu anda gerçekten satışlarımız çok iyi. O yüzden ama tabii ki şirket küçük olduğu için her şey marketinge ve şey yatırıyoruz yani. Hala para kazanamıyoruz. Yaz geliyor bu arada. Tatil planını görecek mi? Göce'ye mi gideceksiniz? Çocuklar nerede? Ben de orada. Öyle. Yine beraber mi gideceksiniz? En son çünkü bir kriz vardı, yine nafaka krizi. Evet, haberler evet. Çıktı. Biliyor musunuz, ben yani gerçekten diyeceğim hiçbir şeyim yok. Yani o mahkemede karar ne verecekse onu yapacağız. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama yani bazı dengeler var, onlara sadece kurmamız lazım. Çok iyi lazım. Arkadaş diyordunuz ama bir arkadaşlıkta bir şey mi oldu acaba? Hani yani yok, bir şey olmadı. Gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturturmamız lazım. Mustafa ile onu o olduktan sonra bence... Yani nafaka alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Alamıyorlar. Yani onu konuşmayalım. Zaten mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Çok böyle teşekkürler, sağ olun. Çocukların hani parası ya, Mustafa Bey neden böyle bir reklamlarda şey yapıyor? Reklamlarda da oynadı yani... belki. Şu an eli açılmıştır. Valla yani ben çalışıyorum yani çocuklar için, buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor. O da onlar için şey yapıyor elinden geleni ama biraz dediğim gibi dengeye oturtmamız gerekiyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun.